Kabadayı Hikayesi. Üsküdar'ın namlı ismi Ustura Kemal. Yaşım ve dönem gereği benim Ustura Kemal'le tanışmam bu dizi sayesinde oldu çünkü. Çizeri de canlandıranı da Haldun Sever'di. Rahmetli dedem zamanında Sayılı Fırtınaları okumuş, oradan aklımda kalan Kabadayı hikayelerini o dönemlerde bana anlatırdı. Tanıtımlarına denk gelince sormuştum Ustura Kemal kimdi diye. Bir dönem çizgi roman olarak yayınlandığını anlatmış ve daha fazla detaya girmemişti. İlk bölümde meşhur Arap Abdullah'ı ve paşa yapıldığını göstermişlerdi. Dedemden aşinası olduğum bir karakteri görmek sevindirmişti. O dönem dizi kısa ömürlü olmuşsa da hiç aklımdan çıkmamıştı. Yıllar sonra tabii Haldun Sever'i ve Ustura Kemal albümlerini keşfettim. Haldun Sever, Ustura Kemal'in hem çizeri, hem yazarı, hem modeli, hem de canlandıranıdır. Eski Üsküdarlılardandır. Gençliğinde sporla uğraşmaya başlamıştır. Haltercilikte başarıları vardır. O yüzden çizgideki Ustura Kemal'i birebir yansıtır kendinde. Aynı şekilde çizgi romanlarda da çevresinde gördüğü ünlü ünsüz kimseleri model olarak kullanır. Eski Üsküdar evlerinin fotoğraflarını diziyi takiben Ustura Kemal ciltlerinde dizi oyuncuları çizgi olarak yer alır. Ustura Kemal 1970'lerde evvela gazetelerde tefrika olarak ardından kendi adını taşıyan bir çizgi roman halinde yayınlanmıştır. Eski bir İstanbul kabadayısının hikayesini işler. İlk zamanlarında daha çok kabadayılık ve hovardalık maceraları işlenir. İlk sayının girişinde Üsküdar, Tunus Bağı, Kuzguncuk, Bebek ve Üsküdar'da gezindiği gerçekten yaşamış biri olduğu söylenir. Ustura Kemal için işgal yıllarının karanlık günlerinde ortadan kaybolduğu bilgisi de verilir. Ama burada amaç kurgudur. Çünkü yıllar sonra Haldun Sever bir röportajında Ustura Kemal'i nasıl keşfettiğini ve kimden ilham aldığını anlatmış, gerçek hikayeyi aktarmıştır. Kendisi neredeyse çocukken bir hastane ziyaretinde hasta yatağında yaşlı bir adamla tanıştığını aktarır röportajında. Yaşlı adam eski harflerle yazılmış, küçük günlüğünü bırakır Sever ayrılmadan önce. Sever bunu birkaç yıl sonra bir tanıdığına okutur. Usta Kemal adında Üsküdarlı bir kabadayının hatıratıdır. İşgal yıllarında Anadolu'ya adam ve silah kaçıran kabadayılardandır. Hayatıyla ilgili bazı bilgileri de o dönemde hayatta olan ihtiyar Üsküdarlılardan öğrenir. Aklının bir köşesinde kalır bu hikaye. Haldun Sever çizerliğe başladığında kendisinden gazetede tefrika olacak yerli bir karakter yaratması isteniyor sanırım. Usta Kemal'in adını taşıyan bir kabadayılık hikayesi tasarlıyor. Model olarak kendisini çiziyor ki kendisi de kabadayı cüsselidir Sever'in. Gazeteden usta yerine daha dikkat çekici bir lakap bulması istenince Ustura Kemal oluyor bu karakter. Bazı hikayelerin kaynakları belli. Mesela Sayılı Fırtınalarda geçen bazı mevzuları uyarlayarak çizgi de işliyor. Ama Üsküdar'ın yaşlı kabadayılarından mevzuları da işliyor. Mesela Yiğidi Bıçak Kesmez macerasındaki Ağır Hasan gerçekte yaşamış Üsküdarlı kabadayılardan. Onunla karşılaştırıyor Ustura'yı. Gençliğinde Ağır Hasan'ın hanımını yaşlılığında tanıdığını, ondan dinledikleriyle çizgiyi aktardığını anlatıyor Sever. Yine dizide Mesut Akusta'nın canlandırdığı iki kafa Niko'nun moda Rumlarından bir kabadayı olduğunu dipnotlarından birinde aktarıyor Sever. Kabadayılık senelerinde kimseye bir zarar dokunmadığını, bu yüzden yaşlılığına dek modada manavlık yaptığını aktarıyor. Zaman geçtikçe Ustura'nın maceralarının içeriği değişiyor. İlk dönemler kadın mevzularıyla, hırgürle, kaçakçılık mevzularıyla doludur. Ustura Kemal sonradan sonraya milli mücadeleye katılır, siyasete karışır. İhtilaf kuvvetleri ve hafiyeleriyle kapışır. 90'lara gelindiğinde milli mücadele öncesinde bile siyasete karıştığı, iddiatçılarla yer aldığı maceralara da karışır Ustura Kemal. Bir macerasında Kasımpaşa canavarı Hrisantos'la çetesi Dolapdere'de bunlara rastlar. Arap Abdullah Paşa'dan ürkerek ilişemezler. Tabii bu biraz kaste anokronist. Hakiki Arap Abdullah daha yaşlı ve meşrutiyeti takip eden senelerde vefat ediyor. Koçya'ya göre ilk dönemlerinde yoldan çıkan kabadayılarla mücadele eden Ustura Kemal artık İtilaf devletlerinin subaylarıyla, casuslarıyla çarpışmaktadır. Haldun Sever'in namı Rüzgar Baba teknesiyle güney sahillerinde şimdilerde. Kendisiyle yazışarak da olsa irtibata geçme şansım oldu. Kendisi artık Ustura Kemal'i çizmemektedir. En son Devrim Kunter
bir Seyfettin Efendi macerasında ağırlar Üsküdar'lı Kabadayı'yı.